telefonun başında. Çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum. Her şeye sahip olabilirsin ama aşkımız servetti bilmeniz için. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu anarım, gururum, umrum öyle. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değilim, bir ömür boyu anarım, gururum umrumda değil. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna beklemiyorum. Aramın gururundan seni çok sevse de her şeye sahip olabilirsin ama aşkımı servettir bilmeniz için. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu severim, gururum umrumda değil. Hala beni seviyorsun, bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu anarım. İzleyicilerimiz
Efendim bir Burada Olan Burada Kalır programında da sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Efendimiz biliyorsunuz programımız 99,5, 99,6, 7, 8, 9 giderek sevgili Cihan Hoca'nın muhteşem buluşuyla 99,9'a kadar geldik ama şu anda 100. programdayız. Ben söz verdim. Ben size ne dedim abi? Hakan Altun gelecek dedim. Geldi mi Can Hocam? Geldi. Geldi. %100 Üstü gelecek dedim mi? Ben de şahit olarak geldim. Eyvallah. %100 buradayız. Eyvallah buradayız. Hüsnü de Hakan'ın geldiğini teyit etmek için geldi. Evet geldi. Geldiğini gördük şahit, değil mi abi? Evet. Şahit olarak. Efendim saygıdeğer büyükler, sevgili küçükler ve kıymetli misafirler. Efendim bir Burada Olan Burada Kalır programında da sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Abi piyazı kesebilir miyiz? Hayır kesemeyiz. Klasik. Tamam peki piyaz. Bana yapılan piyaz. Şimdi tabii. Birazdan bana yapılan tabii. Piyaz. Efendim her zaman olduğu gibi ben programın daimi sunucusu Zafer Algöz. Ve işte efendim muhteşem konuğum, daimi konuğum, hocaların hocası, şair, yazar, oyuncu, şirket CFO'su, fakir fukara, garip kurabba dostu. Türkiye Kareli Gömlek Giyenler Konfederasyonu Genel Başkanı, Dünya Sağlık Örgütü Beylikdüzü Genel Sekreteri, Sinop Erfelek Kestanesi İstanbul ve Marmara Bölge Distribütörü, Degüstatör, Maraton Man, Z Kuşağı'nın Pambık Dedesi, Cem Yılmaz'ın abisi, Dünyanın Anasını Ağlatan İlhan Mas, ve Pezo Cep gibi yavşakların bir numaralı Can Yılmaz. Merhaba. Merhaba Zafer abi. Abi gözlüğü alabilir miyim? Hocam alacağım da. Sonunda harbiden dağıldım. Çünkü gol çalıyor abi. Gerçi Ud da şu anda gol çalıyor ama Ud'un kalabilir. Evet. Sevgili dostlar nihayet verdiğimiz sözü tutmak bugün nasip oldu. Evet. Sevgili dostlarımız Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici. Bizim şeyimize ne denir abi? Dergahımıza geldi. Dergah demeyeyim de. Davete icabet. Davete icabet ettiler. Evet. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Evet. Zafer abinin yüzünden sevgili dostlarımıza da mesajlar yağmış. Niye gitmiyorsunuz falan diye. Arkadaşlar yani bizim yüzümüzden genelde gelemediler. Ve nihayet geldiler. Ne olacak şimdi? Hani gelmezlerdi. Merhaba. O bir tane arkadaş var. Neyse. Olsun. Ben de bir şeyler söyleyeyim. Tabii. Şu an tabii, gerçekten abi. Çok mutluyum. Evet. Ben kendi adıma özür diliyorum. Çünkü bizim konserlerin yoğunluğundan dolayı evet. Çok evet. Önceden konuşmuştuk çünkü. Tabii. Biz biraz geç kaldık sevgili Hüsnü ile beraber. Biz sizden özür dileriz öncelikle. Aynen. Zafer abicim senden de özür dileriz. Estağfurullah abi ne demek. Çünkü 95'ten sonra, 99'dan sonra İbret 99.5, 99.6, evet. 7, 8. Siz de bu programın geleceğine inanmıyordunuz. Bu ara... Lan 99.9 diye bir yeni bir şey bulurlar mı? Bulamadık. Artık sizi ama yok. 100 programdır sizi izleyen arkadaşlarım birçoğunun burada sizi canlı kanlı görmek istediklerinden eminim ama bizim için de ayrı bir keyif olacak. Eyvallah. Tabii sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok %100 buradayız yani. Evet. Buradayız abi. Keşke imkan olsaydı da programın öncesini de göstermeyiz. Çekebilseydik size neler gösterdik ama The Sakal Öftürk ve etrafı biraz tabii bizi zorladı. Yaklaşık 18 mikrofon değiştirdikten sonra. Evet. Meğerse hocam, fındık ama. Kadar bir mikrofon olur. Şey söyleyeyim, Michael Jackson'ın konserinde bu kadar teferruatla uğraşılmadı abi. Evet doğru. Yani sakal yani, bir de böyle onu abi buraya falan evet. Filan böyle İtal bir mikrofonlar. Yaptı. Bazı ama sakal çok uğraştı. Bazı ya. Ustalardan mikrofon çalma suretiyle sakal onları yerine koy ya. Orayı kessek ya. Ay onları yerine koy. Abi çok güzel mikrofon buldum dedi ama yalan oldu. Tabii. O mikrofonları yerine koy, başımızı belaya sokma. Evet. Sevgili dostlar, evet. Bizler için çok büyük bir şeref. Çünkü Türkiye'nin iki büyük kaliteli sanatçısıyla beraberiz. Sevgili Hakan Altun ve sevgili Hüsnü Şenlendirici ile. Şimdi Hakan Altun'un en büyük özelliği çok küçük yaşlardan beri sevgili Hakan Altun kendi yaptığı bestelerini söyleyen bir insan. Hatta Hakan'ın gençlik yıllarında yaptığı besteleri şu anda isim vermek istemiyorum, gıybete girer. Evet. Hani... Verdiği abiler ya babacığım bundan bir şey olmaz deyip 30 sene sonra ya Hakan bu parçayı niye bana vermedin? Ben bile yani? Şarkı istedim. Yani söyleyememe rağmen söyleyemiyorum. Evet. Öyle bir evet. Sesim yok. Evet. Şarkıcı olmaya da niyetim yok. Vardır ama bana abi. Da bir beste verir evet. Misin? Bulunsun dedim yani. Eyvallah. Verdi benim merak ettiğim şey Hakan abi sen de bu müzik zevki ne zaman başladı? Yani kaç yaşında? Mesela ilkokuldan çıktıktan sonra mı Uda başladın, müziğe başladın, vokale başladın, rahmetli deden var.
Babam var. Onun dışında çevrende etkilendiğin insanlar var. Konservatuvar yaşamım var. Sevgili Hüsnü ile beraber konservatuvar döneminden beri bir arkadaşlığın, dostluğun var. Abi her nereden şeyi anlattın. Bir şey bırakmadın adama. Soruyorum nereden başladın? Tamam. Hocam nereden başladın? Eyvallah. Ben bu arada sevgili kardeşim Aydın Karay'a da beraber geldik. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Aydın bizim şarkılarımızın aranjörüdür, orkestramızın şefidir. Benim de sınıf arkadaşım olur. Sınıf arkadaşıdır konservatörden. Abi benim hikaye... Hoş geldin Aydın'cığım. Benim hikaye çok garip abi. Ben ilkokul bitti. O zaman Anadolu liselerinin sınavları vardı. Hani özel... Ben de o sırada ne alakaysa sen beni o ay işaretlemişim abi. Yani şey seçiyorsun ya işte özel okullar. Tercih yapıyorsun. Tercih yapıyorsun. Evet. Ki bütün kuzenlerim şu an açık değil galiba. Tarhan Koleji'nde okudular. Ben devlet okulunda okudum. İşte ilkokuldan sonra da ortaokula gideceğiz diye ben girdim sınavlara. Bir puanla kaçırdım abi. Sen beni o. Sen beni o. Bir puanla kaçırdım. Sonra rahmetli dedem benim. Dedem Hafız Zeki Altun. Müzikle de ilgilenilmiş. Yani TRT arşivinde 100'e yakın ilahisi var mesela. Bestekar yani. Tasavvuf formda. Dedem annemle babamı şey dedi. Bir de şey 80 ihtilali bitmiş falan öyle dönemler abi sıkıntılı dönemler. Dedem de işte çok müziğe aşık bir adam. 9 yaşında hafız olmuş babasını kaybettikten sonra ailesine. Mesela işte Kur'an okuyarak, hafızlık yaparak bakmış mesela annesine, kız kardeşlerine. Konservatuvar fikrini sokunca annemle babamın aklına ben de sınava girdim. İki dönemde o zaman. 83 girişliyim ben. 1972 doğumluyum. 11 yaşında konservatuvara girdim ben. Maşallah. Ortaokul, lise, üniversite öyle aktı gitti zaten. Evet. İşte ondan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hatta Hüsnü ile de Aydın'la da ben konservatuvarda tanıştım. Onlar mesela düşünseniz abi bahsettiğim mevzu yani 83 desek 37 yıl önce. Onlar ki benden 4-5 yaş daha ufak. Yani 32 senelik bir mazimiz var abi. Müthiş tekrar bir şey. Hayat bir buluşturuyor. Tabii. Ne bileyim beraber konser yapıyorsun. Tabii. Beraber işte televizyon tabii. programı yapıyorsun. Yani çok enteresan. Benim böyle hayatım acayip böyle şey geçti. Yani hiç ummadığım şeyler oldu hayatımda evet. mesela. Buraya gelmek gibi mesela. Hiç aklına gelir miydi yani? Şeytanın bunu... aklına gelmez abi. Evet, sen bizim, burada bizim de aklımıza gelmezdi. Zafer abi hatırlattı bu konuyu. Evet, ama... Mesela şeyi de merak ediyorum. Hep ot mu çalıyordun abi sen? Ben konservatuvar, evet ortaokulda tercihlerimiz var konservatuvardayken. Ben ut enstrümanını seçmiştim. Evet. Çünkü rahmetli dedem de ut çalardı bestelerini yaparken. Hatta o dönem annem ve babamın aile komşuları falan, komşularımız falan konservatuvar falan o zamanlar yok abi. Kimsenin aklına gelen bir şey yok. İhtilal işte 80 ihtilali olmuş, 2-3 sene geçmiş. Şey hiç babam çok, ona hep çok çok üzülürdü rahmetli. Annem de çok üzülmüş. Çok sevdikleri bir aile dostları şey demiş. Pavyoncu mu olacak oğlunuz demiş. Konservatuvar gibi bir şey anladın mı? Sanatçıya genelde çok enteresan mesela ya. Müzik yapıyorsam pavyonda mı çalışıyorsun? Ya o dönemler işte yani maalesef tabii ki o zaman çok akademik eğitim de yoktu. Bu kadar konservatuvar yoktu Can abi mesela. Evet. İşte ben Nişantaşı'nda o yanan okuldaki konservatuvarda hani Bülent Ersoy'un böyle filmlerinde görürüz ya. Evet. O konservatuvar abi işte. Orada okudum ben mesela. Sonra o başka yanan, bir yere mi taşındı? Yandı orası. Yandı. Hemen yakında. Hatta bak Hüsnü ile ilk bizim orada sen yanan okulda değil. Yandıktan sonraki şeydeki taş kışlada. Hüsnü sen peki klarnetle mi başladın sen de? Evet klarnetle başladım. Seçtiğin şey klarnet miydi? Daha doğrusu ilk önce flüt, blok flüt var ya ilkokulda. Şu meşhur, yani. Evet. Yok, herkese aldırılan. O benim kavramım hep böyle, buram da böyle takılıydı. Ondan sonra istediğim zaman çalmak isterdim onu böyle. Sonra klarnete evrildi mevzu tabii. Çünkü dedem, iki dedem de, üstün dedem de, Fahrettin dedem de hem klarnet hem trompet çalıyorlar. Bütün etrafımdaki akrabalarım, herkes... Abi sizin akrabalar her şeyi çalıyorlar Allah aşkına. Klarnetçi ya da trompetçi. Yani çok fazla... Hiçbir şey çalmayan yok mu abi? Böyle düz bir adam yok mu mesela? Başka mesleklerle uğraşan insanlar var. Hiç alakası olmayan mesela. Yeteneği hiç olmayan görüyorum. Allah mesela. Allah. Enteresan geliyor bana. Böyle yapınca beni mi gösterin? Ben de eskiden. Ben de 90'lı yılların, yani daha doğrusu 80'li yılların sonuna doğru ney çalamazdım mesela. Ney yani çalardım diye. Çalamazdım. Çalınan biriydi. Aslında o Hakan'la da ilgili bir şey ya. Evet. Dur, ben Hakan'la ilgili bir şeydi. Hakan tabii bunu hatırlar mı hatırlamaz mı bilmiyorum.
Türk Araştırmaları, Araştırmaları Vakfı'nın mı ne vardı? Aynen öyle. Siz Almanya'ya ya da Belçika'ya... Almanya'ya ya da Belçika'ya bir yere turneye gidiyordunuz. Aynen. Ben de Süleymaniye... uç çalıyorum o zamanlar abi. Şarkı falan söylemiyorum. Uç çalıyorum o dönem. Uç çalıyorum. Süleymaniye Camii'nin avlusunda fotoğraflarını çekmiştim. Aynen. Dergi kapağı için. Sen mi çekmiştin? Evet, ben çekmiştim. Zaten aynen. Ondan sonra yürüdüm. Ondan sonra yürüdüm ben zaten. Sakladı söylemedi bak sana. Şu an söylüyor. Ben seni zoom yaptım, seni zoom yaptım. Bak o fotoğrafı buldu, o dergi kapağını. Ciddi mi abi? Tabii ya? Diğerleri fludur. Ya. Seni netledim. O kaç senesiydi abi? 88 falandır belki. Olabilir. Lise sonu falan mı? Evet, doğru evet. Abi 88. Siz Belçika ya da Almanya'ya gidiyor. Ya da ikisine zaten birden gidiyordunuz. Macaristan, Belçika, evet. Almanya, öyle Avusturya. O zamanlar bu, işte ben de ney çalmayı deniyordum. Bakırköy'den komşunuz Erhan. Ben evet, çok evet. Severim. Gözlük, Bahçeli evlerden. Aynen Bahçeli evlerden. Ulan gözlüklü. Yazıkçı Erhan, bunu da analım. Erhan'ı da anmış olalım. Erhan da burada reklamını yaptığın yere yaptı, dağılalım. Yaptı ama Zafer abinin gözlüğünü getir abi. Evet Erhan. Erhan'cığım ben Zafer abiye abi. Şeffaf bir gözlük geldi yapmış abi. Kardeşlerine de çok selam. Çok güzel bir gözlük diye. Şeffaf bir gözlük yapmış. Zafer abi sürekli şeffaf olduğu için üstüne oturuyor. Lütfen renkli bir gözlük ayarlı Erhan'cığım. Ben o zamanlar işte ney çalayım dedim. Galata Mevlevihanesi'nde Semazenler evet. Dönerdi falan. Oralara giderdik evet. Biz. Ben dedim bir ney alayım, üfleyeyim dedim. Tabii evet. Çıkaramadım. Yani Hüsnü gibi hemen böyle elime boruyu alıp durup diye güzel bir ses çıkarmadım. Evet. Bana dediler ki susam yağı dök. Susam yağı dökersen ses alırsın. Ya neredeyse bir kilo susam yağı döktük. Boyuna döküyor musun ya? Tabii. Hüner tabii susam yağında değil. Çalanda yani. Evet tabii. Neyi bıraktım? Neye o zaman küsmüştüm? Yani 80'li yılların sonunda neye küstüm? Ama Hüsnü küsmedi. Değil mi? Devam etti. Abi küsmedi. Onun mesela... Sebat etmek lazım. Bir de atalarından gelen çok güzel de bir şey tabii. Hikayeleri var. Dedemin adı Hüsnü dedi. Evet. Duydunuz. Demin saydı. Rahmetli babası Ergün Şenlendirici de Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük trombonla. Müthiş. Trompet. Trompetçi. Evet. Trompet. Dinlemişsinizdir. Tabii dinledim, ki. Kesin tabii. Hepimiz dinlemişizdir. Tabii. Tabii. Oradaki hikaye de çok güzel oluyor. Şimdi... Tabii. Rahmetli Ergün amca işte rahmetli olduktan sonra Hüsnü'nün oğlu oluyor. Onun adı da Ergün oluyor. Ay canım. Şimdi hani Hüsnü, Ergün, Hüsnü, Ergün. Niye gidiyor? Evet gidiyor. Çok güzel. Ben bu hikayeye hastayım çünkü bizim programda anlatmıştı. Tabii çok güzel. Abi ben yıllar önce Fransa'ya gittim. Bir arkadaşımın kocası Fransa Çalışma Bakanı'nın şoförüydü. Serge diye bir çocuk. Karısı da Fransız ama arkadaşları biz Türk olduğumuz için Türkiye'ye gelip gidiyorlar. Sonra bir kere Bodrum'a geldiler, misafir ettik falan. Sonra tekrar Fransa'ya döndüler. Fransa'ya döndükten sonra Serge bir sene sonra bana şey dedi. Türkiye'den dedi Hüsnü Şenlendirici geldi dedi buraya dedi. Karısıyla beraber Türk arkadaşları olduğu için Çalışma Bakanı da buna demiş ki ya kimler geliyor falan. İşte konser var falan ben de geleyim demiş. Çalışma Bakanı'nı davet etmiş Hüsnü'nün konserine. Bak Hüsnü'nün hiç haberi yok ilk defa burada söylüyorum. Kadın Hüsnü'yü dinledikten sonra demiş ki hayatımda ilk defa Tanrı'nın sesini duydum. Vay. Ne kadar büyük bir iltifat yani. Evet. Onun için Hüsnü benim için çok kıymetli. Niye kıymetli? Bunu Hüsnü'ye şimdi mi söylüyorsun abi? Şimdi söylüyorum bak yemin ediyorum. Evet, evet. Çünkü bir klarneti çalmak, bir udu çalmak, şarkı söylemek elbette çok büyük meziyet. Ama bunu dünya standartlarında yaptığın zaman çok farklı bir şey. Şimdi Hüsnü var. Sizin Taksim trio var ya. İsmail, Aytaç. İsmail var, Aytaç var. Aytaç. Bunların üçü de gerçekten çok büyük virtüözler. Ve dünyanın her yerine gittiklerinde Türk müziğini layıkıyla temsil eden insanlar. Çok iyi tanıtanlar. Çok iyi tanıtanlar. Anlat bizi Zafer abi. Evet. Yani bunu ben hakikaten yani yağ var bal var diye söylemiyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Çünkü geçen sana da söyledim. Sen Hollanda'ya gittin ya yapamadık programı. Bir arkadaşım bana yazdı dedi ki Zafer abi Hollandalı misafirlerinle Hüsnülerin konserine gittim. Bayıldılar dedi, öldüler dedi ya. Gurur duydum dedi, o kadar evet. Mutlu oldum ki dedi. Sizler onun için bizim hakikaten yani Avrupa'da ve dünyada büyük temsilcilerimizsiniz abi. Estağfurullah abi. Yani bir milli takım gibi çok büyük görev yapıyorlar. Yani Hüsnü mesela her zaman söylerim enstrümanist olarak şarkıcılık yani şarkıcılık yaparak çok yerlere yayılabilirsiniz ama dünyada mesela gerçekten enstrümantal albümleri dinleyen çok az bir kesim var. Aslında evet. Çok fazlayız ama evet. Hani
direkt mesela aklına bir albüm dediğinde mesela şeyi söylemiyorsun. Enstrümantal albüm söylemiyorsun evet. Mesela. Eskiden biz Kenici'yi dinlerdik mesela. Aynen. Eyvallah. Evet. Biz mesela Erkan Oğur. Asansör müziği. Erkan Oğur mesela. Yani kusura bakma ama. Erkan Oğur mesela. Kenici'yi. Aa dededir. Evet. Dede. Mesela çok dünyada da Amerika'da müzik listelerinde plakları en üstte yer evet. Almış. İlk evet. Sırada almış evet. insan. Evet. Mesela ben her zaman söylerim. Bizim jenerasyonumuzda iyi ki benim Hüsnü Şen'den dizdiği gibi bir kardeşim var. Tabii. Dünyanın dört bir yanında Türkiye'deki müziği inanılmaz bir şekilde yansıtan. Müthiş. Ben bir gün abi Katar'a gittim. Yani beşimizin de ortak arkadaşı sevgili Tuncay Şanlı var ya abi. Hı-hı. Evet. O Katar. Rüzgar'ın oğlu. Rüzgar'ın oğlu. Tuncay'ım. Selam olsun. Selam olsun. Rüzgar'ın oğlu. Bak Katar'a gittim. Onun doğum günü mü ne vardı galiba? Tuncay'ın. Tuncay'ın. Katar'da oynuyor çünkü o zaman. Ha, tamam. İngiltere Premier League. Ne bileyim abi Katar'da mı kutluyor diye bir an elim ayağım başladı. Yok yok hayır oradan oynuyor. Ne? Bir takım bir maça da gittim hatta 55 derecede maç seyrettim böyle bir yanma yok abi. Yapma be. Kaç dakika oynanıyordu? Yine oynayanı düşünmüyorum. Bak oynayanı zaten hiç düşünemiyorum. Tuncay girdi. Ben kalp krizi geçiriyorum zannettim tamam mı? Allah aşkına. Bak gol attı bir daha abi. Sevinci. Bir de sürekli böyle ufak ufak böyle şeyler getiriyorlar. Şeyhler falan önünde zaten. Öyle maç seyrediyorsun. Sadece beyaz böyle şeyhleri görüyorsun önünde. Diyorum ki o kim? O buranın başkanı. O kim? O da amcasının oğlu ama o onun başkanı diyor mesela. Böyle bir şey var orada Katar'da. Alışveriş merkezine gittik. Girdik böyle. Kıyafetlere falan bakıyoruz. Abi bir ses duymaya başladım tamam mı? Ulan bizden yani. Bir baktım Hüsnü çalıyor abi. Oranın en büyük alışveriş merkezinde. Şey biliyoruz genel. Aha. Hüsnü çalıyor. Aradım. Dedim ki ne yapıyorsun abicim? İyi abi ne yapayım işte falan. Onu dedim Katar'dayız dedim. Alışveriş merkezi buranın en büyük sen alışveriş çalıyorsun. Merkezinde senin albümün çalıyor dedim. Böyle yaptı. Abi ayıptır söylemesi. Ben oralarda biraz meşhurum dedi. Katılıyorum. Ben oralarda biraz meşhurum. Haklı. Bu çok gurur verici bir şey değil mi Zafer çok. Abi? Ben konservatuardayken hatırlarsınız Erkan Oban diye bir sanatçı tabii, vardı. Dede. Diye lakabıydı. Erkan Oban trombon çalardı Can Hoca. Fakat Türkiye'nin en iyi bas gitar çalan adamıydı. Ve müthiş bir şeydi. Yani orkestrasyon, partisyon falan filan her şeyi. Trombon da zaten bas karakterler. Her şeyi yazar doğru, çizer. Doğru. Mesela tromboncu olarak hatırlamazlar dedeyi. Evet. Hep bas gitarist olarak. Hep bas gitar Erkan olarak Oban'ı. Bilirler. Tabii Erkan aynen. Dede benim dönem arkadaşımdı Ankara eyvallah. Devlet Konservatuarı'ndan. Dede okul bitirme sınavına çıktığında böyle hocalar buna fırça attılar. Dediler ki yani bir gömlek kravat falan filan. Adamda çünkü öyle bir şey yok. Herif atletle çıkıp çalıyor trombonu. İlle gömlek kravat deyince parası yok çocuğum. Ben gittim ona dikim evinden bir tane gömlek aldım. Ondan bir de siyah kravat aldım. Böyle tellerini toplumlarını açtık Can Hoca. Burada böyle izleri var. Kravatı da taktı çıktı. Hocaların istediği 3 tane partisyonu çaldı. Sonra dedi ki ben dedi burada 10 senedir eğitim görüyorum. Ama benim gönlümden geçen müzik caz. Bu vermiş olduğunuz klasik partisyonların hepsini ben caza yorumladım. İzin verirseniz şimdi caz yorum yapacağım dedi. Sürdüğünü buraya taktı. Diye bir yağladı. Okul yıkıldı. Fakat çocuğu okuldan kovdular. Allah'ım. Niye? Sen klasik işte bir o şey değilsin. Klasik eğitime yatkın değilsin. Aynı şey bunun da başında. Aynen. Dedi. Öyle mi? Çünkü Hüsnü Şenlendirici'yi de konservatuarda oğlum senden klarnetçi olmaz dediler adam. Hı. Dünyanın en iyi klarnetçisi oldu. Öyle bu. Yok klan, ama öyle demediler. Öyle değil mevzu. İngilizce değil abi. Mevzu İngilizce. İngilizce dersinde. Yuh be. Evet İngilizce dersinde. Mevzu anlayalım. Bir anlatalım. Hala da öğrenemedim abi. Ben evet. Bütünlemeye kalmıştım ikinci sene. Hocamızı hatırlarsın. Bu arada Aydın da sınıf dönem artık. 89 girişti misiniz? Okul birincisiydi. 88 bir sene kaldıktan sonra onunla... iki sene sen 89 girişti sınavı değil mi Aydın? Sen 88. Sen kaldın mı bir kaldım, sene? Kaldım bir sene. Üç, abi konservatuvarda İngilizce'den kalınmaz ki ya. Abi kalındı yani işte müzikle ya. İlgili bir kalındı, şeyden kalındı. Kalındı. O dönem öyle kalındı. Bir maalesef şey vardı. Maalesef öyleydi abi. Ondan sonra, bazen hocalar kim uzağa işer savaşı yaparlar. Bu doğaldı. Evet. Hocalarım hepsi kıymetliydi onlar. Eyvallah şey ama bazen yaparlar. 6-7 sene sonra da yok. Ders vermem tamam, dediler. Yok 8-9 sene sonra olabilir. Laço Tayfa albümünü yaptık bilmem ne. Sarıyer'deki kampüste çaldık.
Orada bütün dekanlarımız, rektörlerimiz, büyüklerimiz vardı. Alkışlar mı alkışlar. Çok gurur duyuyorum dedim okulumuzda. İngilizce konuşsaydı keşke. O zaman muhteşem olurdu işte. Güzel olurdu. Bir işe yaramış olurdu tabii, en azından. Tabii. Ama dedim yok ben İngilizce ezinden okuldan atılmıştım dedim. Söyleyiverdim. Sonra bana ödül verdiler. Yalan değil yani onun için atıldıysan. Ama yani evet ya, böyle evet, yetenek sınavıyla ilgili okula girip de alakasız bir şeyden atılmaması. Ya şu anda hala var mı öyle bir şey? Ya aslında... Yani sen klarnet bölümünde okuyorsun mesela. Evet. Veya evet, üflemeli sazlar bölümü neyse. Evet. Ve orada çok iyisin. Başka bir şey yüzünden bilmem yani. Ama bu güzel bir ders. Neden? Aslında keşke İngilizce mesela ben hep hani kendimi anlatabileceğim kadar çat pat. Ama keşke böyle dert anlatamam, anlatabiliyor muyum? İşte. Derdimi böyle rahat rahat anlatabiliyor. Müzik adamın keşke, en keşke gerekli mesela, şeylerinden biri yani. Evet. Öğrenseydik mesela. Bir de tabii sizin gibi uluslararası çalışan insanlar için çok önemli bir şey. Doğru mesela. Amerika'ya gidip bir şarkı söylediğinde, bir konser verdiğinde istiyorsun aslında İngilizce konuşmak ama diyorsun ki hani yavaş yavaş konuşursan hani makbuldür, yoksa doğuyor bizde yani. Üzüyorsun o zaman değil mi? Evet öyle şey oluyor mesela. Keşke bir hani... müzisyenle bir muhabbet kurman gerekiyor. Evet. Kuramıyorsun. Carlos Santana geliyor mesela, bir mesela kilap edeceksin. Ben odama çekiliyorum diyorsun halbuki. Yani değil, odama çekilmek istemiyorsun odana aslında. Odana çekilme abi. Santana'ya bir rakı masası kur. Tırk işte Kerda bilmem ne falan. Tabii. Oradan bir dostluk kur. Bir adama çöpşiş falan böyle. Adam zaten roman bizden. Öyle mi? Tabii abi. Tabii abi. Bizden. Romanların kralı abi Carlos Santana. Bir şarkı dinleyelim mi abi? Dinleyelim biraz böyle abi, bir şey olsun. Olur. İster misiniz? Carlos'tan. Üstatlarımıza bırakalım abi. Evet. Hakan abinin bir şarkısını dinleyelim. Hüsnü Bey senin içinden ha? Geçen bir şey çalsa da ben de dinleyeyim ya. Aydın'ımla güzel çalıyoruz biz onu. Evet. Hadi bakalım. Hangi parça abi? Biz sürpriz olsun. Yaş sürpriz üstü, mi? 40 yaş üstü olduğumuz için. Bir şey sorabilir miyim Hüsnü'cüğüm? Bu klarnetin maddi değeri ne kadar? Niye abi sen... Bu çaldıktan, Hüsnü bu şarkıyı çaldıktan sonra bu klarneti konuşalım mı? Konuşmamız konuşalım lazım çünkü. Tabii şart. Bak bu klarnet evet, konuşulması gereken bir durum. Abi hem de gençler öğrensinler abi. Hadi bakalım. Sorumluluk büyük şimdi. Aynen.
söyleyeyim mi? Bak bu çaldığınız hemen arkamızdaki Ayhan abiye, Sadri babaya gitsin. Rahmet olsun saygılar onlara. Saygılar olsun. Onlara gitsin. Saygılar olsun. Sen mi söylüyorum? Saygılar olsun. Allah rahmet eylesin. Abi sizin gibi kıymetli klanetten arkadaşlarım olduğunu hakikaten unutmayalım. Evet abi. Şimdi bu klanetten bahsedeceğiz. Aman abi ne yapayım? Abi bunun markası ne? Burada fiyatı boğaza ne? Bir yalı atıyor abi. Allah aşkına. Bunun markası... Bunun markası abicim. Ben bunu üçlü klarnet. 3-4 yıldır kendimiz üretiyoruz yayınla bunu. Hı. Bir ara bazı arkadaşlarımız da vardı. Kıymetli onlar da çok emekleri geçti. Evet. Ondan sonucuma Koray'ımız vardı. O da çok faydası oldu enstrümanımıza. Bunun logosunu da Bergama'da tam bizim evimizin Atmaca Mahallesi'ndeki evimizin 100 metre ilerisindeki eski bir hastanenin giriş kapısının şeyidir bu. Yansımasıdır. Evet. Onu yaptık böyle. Gerçi ben bunu ilk yapıldığında bu Şarkılar Bizi Söyler programını izliyor musunuz? İzliyor musunuz abi? Zaman zaman. Ben her zaman izliyorum. Sen izliyor muydun? Sen orada mısın acaba? Velhasıl onun için yapıldı aslında bu. Ha, hani eyvallah. Televizyonda güzel parlasın diye. Yaklaşık 4000 küsur taş var üstünde. Bunu ben ilk paylaştım. Kendi sayfamdan. 4000 küsur taş mı var? Evet. O yüzden bak. Düşün senin abi. Güzergahını öğrenebilirsin. Bir dakika bir şey soracağım abi. Bunun malzemesi ne yani? Bunun ağacı ne mesela? Yok taşlar kofti zaten. Hayır ağaç ne abi? Ağaç önemli abi. Öyle mi? Abi, ağaç mesela normalde ağaç enstrümanların farklı farklı tarzları vardır. Oboada farklı ağaçtır ama klarnette işte fagotta çok farklı ağaçtır. Hmm. Klarnette genelde abonoz ve ailesidir. Bu da abonoz ailesinden sayabileceğimiz o sülaleden kokobolo ağacı. Biraz daha kahverengi daha... Hoş duruyor bilmem ne diye işte. Bunu böyle paylaştım ben bir gün yeni klarnet diye işte Şarkılar Bizi Söyler yapılmış falan diye. Birçok yorum geldi altına. Biri de şey yazmış. Ah Bülent Hanım klarnetten başladı. Taşlar var ya üstünde. Çok taştı çünkü. Peki yani. Buna taştan ziyade senin eklediğin bir şey var mı? Benim eklediğim bir şey yok. Yani nefes. Yok. Saza bir şey eklediniz mi? Yok eklediğim hiçbir şey yok ama bu bizim Türk müziğinde kullanılan sol klarnetin. Ya en önemli tarafı yıllar önce mesela bir yabancı firmanın bir klarnetini çalıyordum ben ve bana altın perdelisini hediye ettiler klarnetin bir de gümüş perdelisini Berlin'de bir şeyde hani pirimizsin diye verdiler kaşına gözüne yok. Değil yani dedesin dedi dedesin dedi işte. Yok yok devamlı gösterme Allah aşkına güzel levan geliyordu çünkü ben... altın klarnet aynı markayı çaldığım için altın herkes onu tercih ediyordu tabii. Hayır, tabii adam abi. Bakıyor klarnete merak ediyor. Evet. Bakıyor. Ben zaten klarnet hep elimde. Böyle gösterir gibi. Burada yazıyor işte zaten. Belli markası. Tamam. Adam da gidip ondan alıyordu. Onlar da oradan güzel bir şey görünce. Dönüş şey alınca. Pazar tabii, görünce tabii. Hediye ettiler. Hatta o gün o firmanın sahibi bana şey teklif etmişti. Üstün Bey biz sizin modelinizi yapmak istiyoruz işte. X marka şu model diye. Ben de o zamanki aklımda şey demişim. Sonra Remzi abim hatırlattı bana. O da Berlin'de klarnetlerle çok ilgilidir. Teşekkür ederim. Bir gün yaparsam kendi markamı yaparım ben demişim. Onu da yaptık şükür. Ceyhun'u Bilgen. Mesela ben... Abi bizim programda çok özür dilerim. Bir vatandaş klarnet seven bir arkadaşımız bunu gidip bir yerden alabiliyor mu? İşte abi bizim sipariş mi? Soracaktım Can abi. Bu programda ürün yerleştirme var mı abi? Var. Yerleştirme. Şimdi abi reklamını yapmamız lazım. Evet. Yerleştirme. İsmini söyler misin? Kaçtan veriyorsun? Üstü klarnet. Üstü klarnet. İsmi Üstü klarnet. Üstü klarnet. Şey Ceyhun. Ceyhun ve Ceyhun. Ceyhun Bilgen bu mevzunun şu andaki başındaki adam. Şu an beraber uğraştık. Siparişle mi yapılıyor yoksa hazır da var mı? Siparişle yapılıyor. Stoktan. Siparişle yapılıyor. Yaptıkları da var galiba Ceyhun'la. Ne kadar sürüyor mesela? Vallahi sipariş durumuna göre değişiyor aslında bakılırsa. Hı. Çok fazla sipariş öyle bu şey olmadığı için fabrikasyon böyle fırt fırt çıkmadığı için makinelerden bir el emeği gerekiyor. Peki aynısını mı yapar yoksa ya bana, halk işi bir şey bana, mi yapar bunu? Bana olduğu için bu taşlar var. Yoksa zaten bütün bunların bütün ölçüleri her şeyi parçalara zaten yerli yapıyoruz. Bütün parçalarını babalarından yaylarına kadar mesela. O çok önemli. Çünkü hep dışarıdan biz Türkiye'de sol klarnet hayal edemiyorduk mesela. Ne demek abi sol klarnet? 3-4 usta vardı. Yani solak mı? Türk müziğimize uygun olan akortta ve ölçüde olan klarnet bu. Nasıl neyler var? Şu kadardan bu böyle bir ney serisi var. Başbay var. Mesela Yunanistan'da da çalınıyor yani Yunanistan'da klarnet. Yunanistan'da mesela daha klarnet çalıyor. Onlarınki biraz daha kısa. Kısa. Ve akordu farklı mesela. Tamam. Bu tam Türk müziği klarneti, sol klarnet. Orada da çünkü meşhur ya klarnet.
çalan ustalar tabii, var. Tabii çok ustalar var orada. Peki üstüne bir şey soracağım. Bu arada bizden önce yapanlar vardı bunu. Türkiye'de diğer ustalar şu an sayamıyorum adlarını. Ama Türkiye'de de artık Soul Planet'i güzel yapan markalar var. Ud'da da öyle bir şey var mı abi? Var abi mesela. Şey, çok usta var hatta Ud'da değil mi abi? Çok var, çok var. Çok da iyi Ud yapılıyor bence Türkiye'de. Şey istiyorsun mesela abi, işte benim parmaklarım uzun, ben klavyenin daha büyük olmasını istiyorum mesela. Tamam. Bunun daha ufağı var mesela. Bu senin de tercihin oluyor yani. Evet. Nasıl rahat ediyorsan öyle bir şey olur. Mesela Hüsnü'nün kullandığı şu aparatı bazı klarnet çalan dostlarımız kullanmıyor değil mi? Sen kullanamıyorlar bak... hatta. O ne abi peki? Abi şu işte bak şu çok enteresan bir şey abi. Şu mesela. Bir göster bakayım. En azından klarnet keman... severler de bir şeyler öğrenmiş olur bence. Keman çalanlar da mesela... Birçoğu artık yastık kullanıyor kemanın altındaki o desteği. Vardır ya. Birçoğu da kullanmaz. Hani yastık yoruyor çünkü. Yastık yoruyor aslında. O teri galiba şey yani, yapmak için. Ya, kimi sevdi kimi sevmedi o mevzuyu. Bu da onun gibi bir şey. Terletiyor işte. Ya bir şey yastıksız. Parmağı mı? Baş parmak koyuyor. Ağırlığı böyle daha diğer parmaklarını rahat hareket ettirmek için bir aparat ben alıştım rahat ediyorum. O bunun, senin icadın mı yoksa? Yok bunun da farklı farklı modelleri var. Bu da galiba yine Almanların yaptığı bir şey. Abi peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi benim gördüğüm mesela bu enstrüman çalanlarda özellikle Roman kardeşlerimde mesela nefesli enstrüman çalan adam kavaldan zurnaya kadar her şeyi çalabiliyor. Yani trombon, trompet yani bu Allah vergisi Hüsnü, yeterek. Hüsnü bir tek ben Hüsnü'yüm var ya. Galiba kanun çalarken görmedim bak. Ben de çünkü ben seni şey ut çalarken gördüm. Şey. Evet. Bak sadece bağlama çaldım, çalarken gördüm. Tambur çalarken, çalıyor. Ut çalarken. Evet, kanun çalıyormuş ya. Çalarım. Ufaktan kurcalarım. O kalın değil ha. Ama görmedim ama çalarken yani. Görmedim yani. Hadi canım. Fasıla gider. O kadar mı? Yani fasılda idare edelim mi? Hayır şöyle bir şey oldu. Fasıla giderse iş bitmiş demek. Okula kaydolun abicim. Fasıla gidecek kadar çalıyor. Hayır, abi bizim çalacağımız, bizim yetenekleri sana vermiş Allah. Bir tersim yaparım sana. Bak kanun çalarken görmedim diyorum. Yani tamburu ya, gördüm. Birçok enstrüman var. Ben seviyorum çünkü. Yok abi mızrapları planeta... da çalıyor mesela. Sen sordun ya Zafer abi. Evet. Nefesli evet. Hepsi. Hepsini çalıyorlar. Hani aile oldukları için onlar böyle birilerinden. Mesela en zor çalan enstrüman ne abi? Keman. Zorlanıyor. Yani. Ben kanun derim kendi kafamda. Vallahi en zor kanunu mu dolayı abi. Ya bence de kanun çok öyle farklı. Mi? Ben mandallarından dolayı derim abi. Orada ya keman olmuş. Da çok zor. Çünkü perdesi olmadığı için o tamamen senin müzikal olarak bağlı. Hem kulağına hem tabii kalbine bağlı. Bir de ufacık şey. Klavye değil mi yani? Çok şey, enteresan bir şey ama bizim ülkemizde çok güzel yaylı grupları da var. Çok. Keman sanatçıları da çok özel olanları var. O yüzden o konuda gururluyuz yani. Aynen doğru. Pamflit çalabilir misin? Pamflit. Şimdi abi o meşhur. Ya onu zanfir. Denedim. O... Zanfir. Zanfir değil mi? Zanfir. Onu ben George denedim zanfir. De o olmuyor kadar mu? Kolay bir şey. O ney gibi işte. He. Bir ses çıkıyor bir çıkmıyor ondan sonra. Abi çok zor. Ben onu Zanfir'i seyrettim abi. Çok, yani canlı konserle. Abi canlı çıkamazsın o aletle sen. Evde çal bir şey demiyorum ama. Ama artık onun sesi olmuş. 3500 kişi seyrediyor seni. Onu aynı ritmi tuttum. Onun sesi ben... olmuş abi artık o üflemeyi. Tabii. Şöyle yapıyor bak. Yapıyor. O yoga da yapıyordur. Sakal zanfiri koy ya. Bu arada ben programa hani girmeden önce yani yaşanan bazı anıları anlatabiliyor muyum burada? Ne gibi abi? Bir dakika abi. Mesela Hüsnü klarnetini ayarlarken evet. Beki takmamıştı daha. Ha, orada doğru. Böyle bir neyzen edasında bir ses çıkartmıştı. Ha, evet. Hatırlıyor musunuz? Evet şurada dışarıda. Hatırlıyorum. Onu bir daha bir rica edeyim. Yapayım mı yapayım? Evet ben şeyi anlatacaksın zannettim ya. Hakan bak. Ya. Darbuka işine gireceksin zannettim ama o konuyu da... Bu arada Zafer abinin biz ritmik hayatıyla oynadık galiba. Çünkü Zafer abim ama bir sonraki şarkıda darbuka çalacaktı. Darbuka vardı. Şeyi kuramadık. Ses balansını ayarlayamadık. Zafer abi evden darbukasını da getirmişti ama gördüğünüz gibi şu anda elinde yok. Hem yönetmenimiz hem tonmeisterimiz sakalın beynini yedik. Özellikle Zafer ama abi, Zafer abi dümleri geliyordu sakalın kafasına. Zafer abi darbuka çalmıyordu. Darbukayı dövüyordu. Şey darbukayı dövdüğü için. O bizim meşhur Dembaba klibinde de darbukayı Zafer abi çalmıştı orada. İşte, ama dövüyordu darbukayı. Siz de derseniz deyin. Programın sonuna doğru. Ben çalacak Zafer mı? Abimle beraber sadece darbuka ve klarne bir şey çalacağız. Darbukayı getirin çocuklar. Sinema. Konuyu böyle tamam. Şimdi şeyden ses alalım. Neden ses alıyorduk? Abi niye yapacaktın şimdi sen bir şey yapacaksın? Ha, evet, şey hani demin klarnet. Ha evet evet evet. Şey, belki takmadı mesela. Hangi ton bak bakayım.
Ben 1,5 sene uğraştım bu sesi çıkartmak için. Sol. Yok şey, sol. Şey, 3 segah gibi düşün. Mehmet dönmeye başladı. Çıktığı kadar. Abi şu anda onun yani, içinde yani ses çıkaracak bir mekanizma abi, yok. Boruyor. Tamam, hemen şöyle aynen ney gibi evet, işte. Abi, nefes abi. Yani mevzu nefes. Bir dakika aynı şeyi şimdi evet. Beki taktın ya klanetle yapar mısın? Bakarsın aradaki farka bak şimdi duy. Hangi ton bu? Mi majör. Karar re ama. Tabii bu arada konuşulanları biz anlamıyoruz abi. Segah, mi majör. Şey bu. Sen anlamıyorsun. Ben anlıyorum. Sen anlıyorsun. Siz aramızda. Aranızda konuşuyorsunuz. Segah Türk müziğinde bir makam ismidir. Segah evet. Makamı. Biz de benimki tutandık. Hadi canım. Segah. Ama bak ötekinden çıkan ses. Ya o da o bambaşka abi. Buna çünkü bir şey ekledin. Bunda da kamış var bu arada. Mesela ney? Hani hep Mevlevilerin şiirlerinde, hani şeylerinde vardır mesela. Ney? Kamıştır abi işte. Bu da kamış. Klarnetin asıl tamam Sapa. Ağaç. Mesela az önce Can abi de sordu. Dedin ya hani nereden yapılır? Evet. Ağaç, avanoz bilmem ne. Ama bunun asıl sesinin çıktığı şey o. Şu kamış yani işte. Bildiğimiz kamış, o neyin hani gönlünü titrettiği kamış var ya, o bu kamış işte. Benim ney? Bambudan da abi ya. Ciddi söylüyorum bambudan da. Senin kofti bacı. Abi ucuza ondan o kadar susam ya gidiyor. Evet, ucuza kaçtık abi. Yokluk zamanı. Ucuza evet, kaçtık. Turistik miydin Can abi? Turistik. Ucuza kaçtık. En ucuz ne hangisi dedi? Şu dedi. Ver kardeşim abi, bir kilo da susam ya ver. Abi tarihi yarımadada hani orada şey turistlere evet, yönelik turistik, mekanlar turistik. Var ya. Evet. Acayip neyler var abi orada yani. Şeyden almışsın ya. Un kapanından. Tabii abi. Un kapanı. Böyle işte ne bileyim ufak bir bakıyorsun. Neyi satıyor. Evet. Yok bambuydu abi. Bir de şey hani onu gösterirken ney sesi açan tavuşlar da var yani. Esra. Bunu çalan zannediyor. Bu sesi çıkaracaksın. Yani. Sen bunu aldığında yani 10 euro verdin. Tabii. 10 euro mesela. 47 sene sonra çıkarırsın o sesi. O neye benziyor biliyor musun? Eskiden böyle herifler böyle demir tel satarlardı yarım. Dilinin altına koyuyor. Bu ses yani. Hiç almadım onu. Evet abi. Yavşak Kanarya gibi şakır abi. Ya, ulan ben alıyorum. Bütün mahalleye dağıtıyorum. Ben de beceremedim kimse onu ya. Kimse şakı yemiyor. Ben bunu o da yapamadım. Şey ya. Böyle çalamıyor mesela. Aynen. Sadece bu. Bende de yok. Var. Ben bu yok mesela. Bazıları var ya. Evet. Sen ha, şöyle yapanlar musun? Var. Bak yaptın ama az önce bak. Ben onu yapamıyorum. Bak abi bak bir şey söyleyeceğim bak. Şu klarneti... Acayip çalan ses bir adam böyle ıslık olur. Çalamıyormuş mesela. O başka bir şey abi. Evet. Başka bir şey yani. Değil mi ya? Şimdi bak klarneti çalmak başka bir şey ama o dediğim işte herif dilinin altına böyle telli bir alet koyuyor. Tabii ya. Bakarsan, lan aynı şeyi ben geliyorum olmuyor abi. Tarakta yapılan şey var abi. Bak onun taklidini yapacağım evet. Size. Adam öyle bir şey yapıyor ki tarağı alıyor abicim. Evet. Diyor, her şey çok güzel olacak hocamın yaptığı. Ucuna böyle bir naylon maylon gibi bir şey koyuyor. Evet. Tabii bunu klarnete benzetmek şu an çok ayıp oldu ama olsun. Şunun gibi yok, bir şey çıkıyor. Örnek. Hani. Hani 5 lira diyor. Ben de çalarım diye atlıyorsun. Zafer abi sen herhangi bir enstrüman çalıyor musun abi? Ben darbuka. Abi darbuka hariç. Çünkü darbukayı da çalamadın abi demin. Abi çaldım da kıskandım. Abi yemin ederim darbuka isyan etti. Abi vurmayın lan. En son çalacağız abi beraber. Çalacağız ama siz bir şeyler çalacağız. Yaptınız darbukaya en son. Bir şey, operasyon yaptınız. Klarnet havlusu koydu üstüne. Evet. Yumuşatmak vurma, için. Vurma. Tabii. Ha, aynen. O ne yapıyordu? Bir şey soracağım üstüne. Yumuşatıyor sesi. O akustik olsun diye aslında. Akustik olsun diye hani. Evet.
böyle takılıyoruz ya Zafer abi. Hani ne bir elektronik bir bağlantımız var. Doğru mudur sakal? Evet. Böyle kendi kendinize bir odada oturur gibi değil mi? Samimi bir mesela, ortamda. Hani evet. Darbuka evet. Mesela hacimli ya abi. Tabii evet. Yani düm dediğinde zaten düm ya. Bir de Zafer abi hırsla vurduğu için. Abi gerçekten çok hırslı bir hırsı ya. Yok ya. Görecek birazdan. Bir dakika abi getir abi darbukayı. Bir dakika abi getir darbukayı. Al abi tef ver. Ha tef var. Abi bu daha kötü ya. Tamam ya. Abi değişik. Bu hiç bu. Vallahi o olur. Bumam böyle abi. Vallahi. Bir de bunda zil var fazladan. Abi geçen, Zafer abi versene. Geçen şeyi seyrediyorduk. Akatay'ı. Akatay var ya, evet, Mehmet Akatay. Evet. YouTube'da ders veriyor tamam mı? Almış tepeyle. Şöyle yapıyor. Evet, birinci ders daha birinci dakika. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 diyor tamam. Gördünüz bu anı. Şimdi abi. Diyor bir şey yapacağız diyor. Buna bir şey ilave edeceğiz. Ya Mehmet abi dur abi daha biz daha 1-2-3'teyiz ya. Anlamadık ki sen hemen şeye geçtin. Böyle şık 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 falan yapıyor bir şeyler. Kapattım 5. dakikada. Mehmet de önemli değil. Mehmet abi bak böyle öğretemezsin. Mehmet de önemlidir Türkiye'de. Evet, evet, evet. Büyük sular ailecek bu arada. Hamdi abi. Hamdi abi. Aynen. Abi getirdi Akatay'ı. O zaman o geldi o zaman. Al, al darbuka eline. Geç şu anda geldi. Eskiden TRT'de ve Atilla Mayda denirdi. Hatırlarsınız sunum yapıldığı zaman. Teşekkür ederiz Zafer. Ama bu şimdi olmadı. Demin daha hırslı vuruyordu. Daha hırslı vuruyordu. Sen öyle söyleyince şey yumuşadı. Biraz daha kasnaktan kentaşlıyız. Evet. Yani. Biraz da sakal Zafer abinin damlakasını sesi alırsak daha güzel olur. Peki üstüne bir şey soracağım. Sen yıllar önce Hindistan'a bir konsere gitmişsin abi. Bunların meşhur bir aleti var böyle bazuka gibi. Ne onun adı? Bansuri. Bansuri. Evet. Ya benim duyduğum sen uçak rötar yaptığı için geç gitmişsin salona. Babayla bir prova yapma şansın bile olmamış. Bansuri çalacak elemanda. Evet. Amca da böyle 80-85 yaşlarında falan. Direkt seni kulise almışlar hani bir saat sonra konsere çıkacaksın. Hiç otele gidemeden. Adam demiş ki ya bu işte ben bansuri çalıyorum falan filan. Sen de demişsin baba bir ver emareti. Böyle oradan bir Hicaz yaslayınca adam demiş ki ben 85 yaşındayım. Hayatımda ilk defa bu aleti alınca çalan adam gördüm. Baba ben sana hediye ediyorum demiş yedeğini arabasından. Doğru mu bu hikaye? Hmm. Evet. Kulaktan kulağa değişmiş zaten. Gerçeği görüyorum. Evet, ben bu hikayeyi birkaç defa dinledim. Vay evet. Be helal olsun falan dedim. Bir şeydi, gerçeğini dinliyorum. Bir gün bir mağazada yine Hollanda'da evet. Taksim Trio konseri çalacağız. Belki de 10 seneyi geçmiştir. Geçmiştir bayağı. Ermenistan'dan bir kardeşimiz babası şeyin Civan Gasparyan'ın çocukluk arkadaşıymış. Civan Hoca'nın rahmet olsun adında. Tabii toprağı bol olsun. Civan Gasparyan hatta onunla ben Batman'da bir festival olmuştu. Yine o da en az 15 yıl vardır belki de. Orada birlikte çalma fırsatımız oldu birlikte. Yıllar sonra Hollanda'ya o konsere o kardeşimiz Zin babasına hediye etmiş Civan Gasparyan, Duduğu. O Duduğu da bana çocuk demiş ki bu öyle köşede duracağını ben bunu Hüsnü abiye vereyim. O bundan mutlaka ki güzel sesler çıkarır demiş. O da bana getirmiş Hollanda'da. Hı hı. Ondan sonra kabul ettim ben de. Teşekkür ettim falan. Hatta bir Taksim Trios albümünde bir şarkıda çaldık o enstrümanı. Hı. Tekrar ona bir can verdik. Öyle bir esprisi var onun. Mansuri. Şey değilmiş. Mansuri değildi yani. Dudukmuş. Dudukmuş. Evet. Evet. Ama yani yine de doğru bir duyummuş. Kapaca yani. Sağdan soldan toplayarak şey bu kadar yani. Olur tabii. Evet. Akordiyon demediğine dua evet. Etmek lazım. Akordiyon zor bir alet mi ya? Bence değil abi. Abi bir sürü böyle şey var ya. Hayır, abi şunu yap. Geri verdi şu yani. Şu vardı ya şu hani. Ha, evet. Şunu onu, onu nasıl yok yapmayayım şimdi. Nasıl yapacağız bir dakika. İşte böyle yapacağız. Bunu vuruyorsun. Bunu aşağı iniyorsun. Abi ben onu yapabilsem zaten.
Şu yani. Konservatuvar da mı öğretiliyor bu? Tabii. Evet, şu yani abi. Bir de onu yapabilsen. Bir de tersini yap abi. Bir de tersini yap. Ha. Dur bakayım. Kestik. Kestik. Abi çünkü bu taraftan böyle yapıyorsun. Ha. O hani buradan aslında, ana melodiyi basıyorsun. Buradan ama akor. Sen demin zor ama değil dedin abi. Şey var değil mi Aydın? Armonisi var orada. Tabii. Ya sol el, yani. Sol el bence sağ elden daha önemli. Sağ el zaten bir şekilde gidiyor ama. Yani körükte zor bir şey abi. Körük diyor onu. Ya. Şey aç diyaframını. Genelde akordeoncularda ufak tefek adamlar oluyor. Rahmetli şeyi düşünün mesela. Cuguli. Evet. Muhteşem akordeon üstadıydı. Öyle bir memlekette yaşıyoruz ki adamı başka bir moda soktular. Evet, öyle bir değeri başka bir şekilde. Aslında akordeon sanatçısıydı değil mi abi? Sanatçısı ve muhteşem bir virtüözdü yani. Büyük, aynen, hani Balkanlarda öyle. Zaten Bulgaristan'da, Makedonya'da o taraflarda bizim insanlarımızdan tabii. Olan çok usta akordeon evet. Müzisyenler. Ama burada dizi var. Mizi falan derken. Ya. Değil mi? Yani Astor Piazzolla gibi adam da abi. O Astor abi? Piazzolla. Bak o kim diyor. Hocam peynir markası diyor. Yani. Pirzola markası abi soruyorum şimdi. Astor Piazzolla dediğin hocam. Pirzola mı? Bandoneon. Bandoneon. Piazzolla. Bak Hüsnü bilir. Bandoneon denen bir alet vardı. Daha akordiyon daha küçüğü. Evet. Onunla böyle Arjantin tangoları falan filan çalar. Büyük üstattır Allah rahmet eylesin. Hiç duymadım. Bunları konuşurken mesela yani. Alttan abi. Şöyle... Kareye giriyor mu abi o şey? Yunus onları halleder inşallah. Yani Yunus anladıysa diyorum. İsmini Andor... Astor Piazzolla hocam. Astor Piazzolla. Astor'un adı neydi? Bandoneon. Akordiyonun böyle daha küçüğü. Yani bunu da şöyle yapar. Şu anda uydurdun abi ya. Tick off. Bandoneon bak bakayım var mı? Bak Yunus eğer şu anda bandoneonu uydurdursan bir sonraki programda canlı yayında üstüne gaz döküp yakacaksın. Ayıptır ya. Hayır abi. Söylüyorum. Yok abi. Evet abi yalnızın demek. Gaz dökeceğine bandoneonu getir çal. Bandoneon ben çalarım demedim. Bak, çalan adamı söyledim abi. Varmış, tamam. Ya bak geldi. Şöyle çalınan. O şey ya. Tabii. Hindistan'da çalınan var ya. Yerde çaldıkları var. Yerde. Onlar şöyle yapıyorlar. Çürüklü. Bu da böyle yapıyorlar. Evet. Şimdi şeyi anlamıyorum. Bir şey soracağım. Buyurun abi. İkiniz de konservatuvardan arkadaşsınız değil mi? Evet. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi. Burayı unutma. İstanbul Teknik Üniversitesi. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı diye geçiyor. Sen, Hüsnü ve Aydın. Evet. Evet. Bu adamlar nota bilen adamlar. Eyvallah. Yani usul, makam. Evet. Hani eyvallah. Baba bunu yaz dediği zaman yaz diyen adamlar. Eyvallah. Öğrettiler. Sana kalsın. Mesela konservatuarda ya Hüsnü'cüğüm senden olmaz ya. Bırak bu işi dediler mi abi? Yok ya hiç öyle bir şey değil. Vallahi. Yani. Niye abi de sürekli Hüsnü'yü okuldan attırmaya çalışıyorsun? Bak, abi, kimse bir şey abi. Hüsnü'ye kimse bir şey dememiş. İngilizce'den kalmış çünkü, adamı. Ben mevzuata takıldım abi. Ha bizde mevzuata takılıp da işe küsen adamlar vardır. Evet. Ben biliyorum mesela Ruşen abi vardı Ankara'da. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda viyola çalıyordu. Ruşen'cim senden olmaz dediler. Ruşen de peki dedi. Viyolasını kutuya koydu. Gitti İngiltere Kraliyet Orkestrası'nın baş viyolisti oldu. Hadi, tamam. Biliyorum en azından anladın küsmemiş mi? Abi. Yani viyolaya abi. Küsebilirdi de. Ya, ben mesela Laleli doğuma büyümeyim. Laleli. Koca Ragıp İlkokulu'nda okudum. Koca Ragıp Paşa İlkokulu'nda. Birinci sınıfta falan annem beni mandolin kursuna evet, yazdırdı. Evet meşhurdu o zamanlar Cem de gitmişti. Ya, yazdırdı abi beni yani. Yani yazdırdı ve ben gittim. Ve flüt bir mandolin vardı. Mandolin vardı aynen. Annem şey öğretmen kadın şey annemi çağırdı. Bunu dedi alın dedi bundan sakın olmaz. Ne o hiçbir şey olmaz dedi yani mandolin tutamıyor bile dedi falan. Bak. Sana dedi. Senin bana için. Dedi. Vallahi abi. Bayağı iyi. Daha gören hocayım. Bayağı iyi hocam. Çünkü mandolinin çeyrek sesleri yok ki. Öyle şeyler ya, var mı? Yetenek keşfeden. Bilmiyorum çünkü hani daha adapte. Yani çocukluğumda böyle hani girişken bir adam değilim. Böyle kendi kabuğunda bir adamım falan. Hani mandolin kursuna gidiyorsun falan. Ama hani ne yapacağını da bilmiyorsun. Çekiniyorsun belki. Hani bir şey yaparken çocuksun abi. Vardı evet, ya. Evet. Evet. O beni naşlattılar mesela bildiğin yani. Dedi ki... bunlar olmaz dedi. Ha, bunlar olmaz dedi. Bunu alın dedi. Kurstan alın dedi. İyi aldı annem. Sonra işte... Kaçıncı derste anladı mesela olmaca? Bilmiyorum ki abi haftada bir saat mi gösteriyorlardı? Bilmiyorum hiç hatırlamıyorum ama... Haftada bir gün ya. İkinci derste uyuz oldu bana muhtemelen dedi. Olmayacak. Belki de iyi çalıyorsundur. Yok bilmiyorum. Yani kadının onu bile hatırlamıyorum biliyor musun Can abi yani? Hani ne hocam, yaptığımı bile hatırlamıyorum ama. Dediği doğru. Benim de mesela mandolin mesela. Dersim vardı. Cumartesi günü okul müfredatının dışında. Evet. Ve haftada bir gün gidiyorduk. 5 lira veriyorduk. Evet. İlk gün gittim 5 lirayı verdim. İkinci gittim 5 lira almayı evden unutmuşum. Hoca bana dedi ki nerede 5 lira dedi. Dedim unuttum hocam. Evet. Eve git al dedi.
Okuldan çıktım, ta eve kadar gittim, yürüdüm. Babam sinirlendi. Seni dedi, niye ta kalkıp okuldan buraya getirdi 5 lira için? Baba ne bileyim hoca, bir daha gitme lan dedi. Bitti. Bitti konu. Sen de bir UD olabilirdin. Evet yani olabilirdim belki ama hocanın bu 5 liralık nekesliği yüzünden belki de benim bir enstrüman çalmak çalışıyor. Evet doğru, doğru. Anladın mı? Cem niye bıraktı acaba mandolini? Hiç sormadım onu. Cem de mandoline gitmişti. Mandolini bırakmıştı. Sonra piyanoya gitti. Tırnaklarını mı yiyorsun dedi hoca. Kızdı gitmedi. Evet öyle bizde bir müziğe karşı, çocukların müziğe karşı bir böyle sempati duymasını sağlayan hocalar var. Ve sağ senden olmaz dedikleri adamlar da genelde Türkiye çapında ve dünya çapında adamlar oldu. Bizim de bir arkadaşımız vardı öyle. Burada olmaz senden dediler. Viyana'da şu anda oranın devlet şeyinde operada. Canan ben. Bas ya, adam. 11 yaşında mesela. Genelde olmaz diyorlar. 11 yaşında konservatuara gidiyorsun. Orta bir yani, hı-hı, normal okula gitsen işte. Beden eğitimi dersi yok. Hı. Halk oyunları var mesela. Tamam. Bir şöyle bir salonda toplanıyorsun. İşte bu hafta Adıyaman yöresinde oynayacağız. Böyle 30 kişi sınıfta böyle dönüyoruz abicim bir odada. Mahalleye geliyorum, Fatih'teyim. İşte Lale'den Fatih'e, hı, yerleştim. Arkadaşlarım işte ortaokuldaki, lisedeki arkadaşlar işte beden eğitimi dersi, maç yaptık, sandıklardan atladık, şunu yaptık. Hı. Ona imreniyorsun abi, anlatabiliyor muyum? Tabii. Diyorsun ki ben niye sürekli böyle halay çekiyoruz bir saatte? Benim arkadaşlarım sandıklardan atlıyorlar, hı, futbol maçı yapıyorlar. Anlatabiliyor ben muyum? Ben niye böyleyim? Yani konservatuvarda neden mesela bizim beden eğitimi dersi yok? Hı. Yani bana evet halk oyunları severim ben. Ritim duygusu için mi acaba? Ritim duygusu için mi acaba? Bir şey söyleyeceğim, beni bahçeye çıkartmıyor, kurban olayım. Evet, bahçeye çıkarmıyor. Z6 yerde diye yanan binada Z6'ydı bizim. Zemin kat 6 abi. Yemin ederim mutfaktan bozma eski bir halk oyunları dersini orada yapıyorduk biz. Orada mı oynuyorduk? 30 kişi, 40 kişi ter abi. Içinde. Yan yana ter içinde. Hakan'ın travmasına bak. Beden abi, eğitimi dersi yok. Valla bak o beden eğitimi dediğin ders çok önemli. Beden eğitimi dersi abi genelde boş geçer be Hakan. Abi, onun için. Bak o boş geçmesi bile rahatlatan bir şey işte. Hoca varsa boş geçen bir bedeni. Bir tane matematik soruları varken boş abi geçsin bir şey yani. Abi. En azından kendinle baş başa kalabiliyorsun abi. Doğru. Yani halk oyunları adı yanında 7/24 müzik yapıyorsunuz ona. Yani halk oyunlarında da müzik. Hani orada bir şey alamıyorsun aslında. Ama orada da telere etmiyorlar mesela. Evet. İngilizceden eğer sıkıntısı varsa bunu 3 sene şey yapabiliriz. İdare ederiz. Verebiliriz. Çünkü üstündeki sanat ışığını gördüğün için aldın bu adamı sen konservatuvarda. Tabii. Hani böyle layıktan almadın. Yaptın bir imtihan. Ve bu layıkıyla geçti. Anlatabiliyor muyum? Bir şeylerde tolerans göstermeleri lazım abi. Evet. Halk oyunlarından kalan arkadaşım oldu benim mesela. Yazık. Ben resimden kalmıştım. Al abi mesela. Ya resimden kalınması kadar saçma bir şey olamaz. Yani ben yok abi yeteneğim. Resim çizmek zorunda mıyım yani? Düz bir çizgi bile çekemiyorum. Ya o kadar da değil be abi. Tabii. Bir şey soracağım abi. Şimdi bizim yaptığımız iş farklı. Mesela ben oyunculuk yaptığım için hani sinema önünde, kamera önünde ben işi icra ederken millete bağırıyorlar, tamam mı? Sessizlik! Susun! Yapıyorlar. Herkes susuyor. Ben aslanlar gibi işimi yapıyorum. Paydos diyorlar. Ya yemeğimi yiyorum ya evime gidiyorum. Şimdi burada mesela program yaparken de biz Can Hoca'yla bir özgürlük alanımız var. Hani Yunus, Sakal, başla yavrum diyoruz, başlıyor. Arada kes, biş diyoruz. Sizin işiniz daha zor. Çünkü siz eğlence sektöründe iş yapıyorsunuz abi. Yani amiyane deyimiyle herkes beni yanlış anlamasın lütfen bağışlayın. Sarhoş eğlendiriyorsunuz. Evet. Şimdi senin mesela çıkış saatin gece 12-12.30. Üstünün çıkış saati 1.30. Tu mesela. Mesela pandemiden sonra mesela biz hatırlarsın Zafer abi senle Amerika'ya da gittik. Mesela evet. Beşiktaşlıların evet. İşte evet. Şeyini kutlamaya. Şampiyonluk kupası falan evet. Orada kutlamaya gittiğimizde. Orada da 12'de bitiyor baktığında hayat. Evet. Mesela biz atıyorum Hüsnü geçen hafta işte Avrupa turnesindeydi. En geç 11.30'da salonu kapatıyorlar yani. Orada 11.30'da bitiyor mu? Kapatıyorlar. 11.30'da. Ya 8'de başlıyorsun. Eğer alkollü bir mekan değilse ki bizim hani çalıştığımız yerlerde burada evet. Hani alkollü mekanlar ama bakıyorsun konser edasında geçiyor. Tabii. Çünkü bir de şey olmaya başladı. Bu pandemiden önce mesela ne bileyim bazı mekanlarda şey vardı Can abi. İşte daha dur ön masalar dolmadı. Onlar gelsin öyle çıkarsın. Etilerde çalışırken öyleydi. Öyle şey esas ya. Babalar gelmedi. Yani öyle bir durumlar vardı mesela.
Ama şimdi mesela performans yaptığımız yerler daha böyle konser edasında Zafer abi. Hani böyle çünkü öteki gece kulübünde çıktığımız anlar da oluyor tabii ki. Ne bileyim ama belki pandeminin müzisyenler için iyi bir zamanı artısı oldu. Artısı oldu. Biraz çünkü, zamanı geriye evet çekmek abi, açısından. Dörtte bitiyor mesela bazen atıyorum yani eskiden bir sahnede gece kulübünde. Dörtte bitiyor. Hala insanlar oradan çıkmıyorlar. Ve oradaki müzisyenleri masalarına davet edip orada devam etmek istiyorlar mesela. Evet. Bizim için mesela ne yalan söyleyeyim bilmiyorum. Bizi izleyen müzisyen arkadaşlarım katılırlar mı katılmazlar mı ama yani bizim en azından vaktimiz belli oldu. Biz tabii en fazla mesela yarım saat böyle işte 12'de kapanıyor ya şu an pandemi sürecinden dolayı. İşte ne bileyim bir 20 dakika akustik ya da 30 dakika akustik yapıyorsun yani en azından gelen insanlar da 2 saat falan orada konser izlemiş oluyorlar. O mesela bizim için şu an avantaj abi. Evet. Çünkü öteki türlü bitmiyor biliyorsun. Alkolün olduğu yerde benim bir tane lafım var abi. Ben bunu konserde söylemiştim. Çünkü ben 17 yaşından beri sahnelerde işte hep çalgıcılığımla, şarkıcılığımla hep oldum sahnelerde. Önümde hep insanlar mesela kavga eden insanlar oldu. Şimdi Allah'a şükür olsun şimdi yok. Eskiden daha böyle hani o bar kafası işte şey kafası falan. Gece çünkü 1.30'da sahneye çıkıyorsun abi. Of. Ya 1.30'a kadar bu adam ne yaptı? Evet. Balık yedi. Tamam balıktan sonra ne yaptı işte. Boğaz'da bir yere gitti. Sonra ne yaptı yani? Olmuş vaziyette geldi. Yani, olmuş şeydi Ankara'da şarmıdı kıvamında. Söyle bakalım. Söyle bakalım Volkan'ım. Ay Volkan'ım hoş geldin. Lokum yani. Tamam mı? İlla ki böyle yani çok gördüm böyle kavgalar gördüm. Peki pardon araya girebilir miyim çok özür dilerim. Kavga başladı. Sen de hala telefonun başında. Duruyor musun? Kavgayı mı seviyorsun? Durmuyorsun şarkıya abi. Devam edip şarkıya, havayı mı yumuşatmaya çalışıyorsun? Şarkıya devam ediyorsun. İşte bak çok yaşa ki bak buradan mevzu oldu. Kendi aralarında kavga ediyorlar. Hani yan masayla falan da değil mevzu. Bunu söylesin diyor. Bak, diyor ki hayır. Herhalde aralarında kavga etmeye başladılar Zafer abi böyle. İçeride 1500 kişi falan var ha. O 6 ya da 8 kişi o kadar insanın huzurunu bozamaz yani. Tabii abi. Orada ben sahneyken müzik kestiğinde çünkü biliyorum ki daha da... Oraya odaklanacak. Alevlenecek mevzu yani. Niye ona vurdu falan. Tabii. Ben de o gün ağzımdan çıktı konserde şey dedim. Bunlar ya işte zaten güvenlik geldi. Hani aldılar bunları yani? Çıkarttılar. Evet arkadaşlar bence de dedim aklımdan geçen şeyi söylüyorum dedim. Alkol fitil değildir, ağızdan alınır. Güzel. Vallahi abi bak o gün buldum çok onu. Aynında da söylemiştim var konser. Fitil alkol değil, fitil değildir, ağızdan alınır yani, arkadaş yani. Yani. Düzgün iç yani eğer içiyorsan. Evet. İçemiyor, başkasının ben içme. Başkasının huzurunu bozma çünkü. Tabii. Her şey bir anda mahvolabiliyor Zafer abi. Tabii canım. Atıyorum anladım. Belediyelerin düzenlediği aylar öncesinden uğraşıyorlar konserler orada halkın çıkarttığı en ufak bir kavgada aile bakalım oraya gelen sanatçı da o festivalde mahvoluyor ve onun bitiyor yani. Geçiyor. Evet. Tabii. Hemen tabii arkanın... seni kucaklayıp götürüyorlar. Bizi de hemen siyahıyor. Ben bir kere Hakan'ın konserine gittim Ankara'da. Evet. Hakan daha sahneye çıktı. Telefonu adam oradan yandır. Gelen olmadı! Gelen olmadı! Yok ulan ne diyor dedim ben de tamam mı? Yani biri gelmiyor. Geç kaldı. Başka kardeş gibi anlıyor. İstiyor. Telefonu söylerken gelen olmadı diye bir Hakan'ın şarkı var Hakan'ın gelen olmadı şarkısını istiyor. Bak daha adam saniye yeni çıkıyor tamam mı? Hakan çıktı neyse telefonu falan söyledi. İşte adam yandan devamı gelen olmadı gelen olmadı. Hakan tamam söyleyeceğim dedi. Neyse bir tane yağladı gelen olmadı. Aldım yalan. Sonra tam ara verirken yine bağırıyor. Gelen olmadı. Falan. Ara verildi. 15 yüzer kapalı. Hakan tekrar sahneye çıktı. Adam yine gelen olmadı, gelen olmadı. Allah Allah. Hakan neyse adamın isteğini kıramadı. Bu da çok zarif adam hakikaten. Bir tane daha yağladı, gelen olmadı diye. 1.5 saat program devam etti. Bu akşam sabah o kadar. Falan. Hadi hoşçakalın falan bitiyor iş. Gitti. Giderken de Hakan bana hani baba kuliste görüşürüz gibi bir işaret yaptı. Adam benim yanıma geldi dedi ki Hakan altında dedi adam değil ya dedi. Niye dedi? Bir gelen olmadığı istedik söylemedi. Karısı dedi ki ayol sen ne diyorsun adam iki defa söyledi kaç defa söyledi.
Sizin işiniz o abi hakikaten. Gelen olmadı. Çünkü... Şimdi normalde abi. Biraz sonra gelen olmadığını söylememiz lazım bu şartlar. Yani, ama az sonra. Hayır, gelen olmadı. Onların işi niye zor? Çünkü abi canlı performans anlık, ya. O anda olan şey. Hani köpürmüş, kabarmış, ya. Sinirli, agresif bir insan topluluğu geliyor. Ve senden canlı bir performans bekliyor. Bizimki öyle değil. Biz mesela saat 8'de şovumuz var. 10.30'da bitiyor. Bitti. Onlarınki öyle değil. Gece 12'den sınırsız. Sonra geliyor insanlar. Zafer abi şu an gerçekten çok böyle acayip sevgili, saygılı bir müziksever topluluğu var. Ciddi Allah söylüyorum. Aşkına, bak, çok ciddi iyi abi. Söylüyorum abi. Ya gerçekten hani ben bir kurumda zaten konser veriyorum sürekli. Evet. İşte ama Türkiye'de işte 10-11 tane şey var. Konser alanları. Orada hep dönüp dolaşıyorum mesela bir kurumda. Evet. İşte insanlar daha önceden biletlerini alıyorlar falan böyle şey edasında abi. Ve çok saygılı ve çok sevgili böyle bir müziksever topluluğu var. Eyvallah. Hiç görmediğim kadar. Bu hani bu pandemiden sonra olan bir şey biliyor musun Can abi? Evet. Bu uzak kalmanın, böyle hasret çekmenin, acaba hani ya da göz göze gelip canlı performansı beraber söyle. Tadını çıkaralım şunun. Evet. Doya yani doya. Şu an acayip bir durumda mesela abi. Konserlerde şöyle bir şey oluyor. Size de denk geliyordu tabii. Canlıda telefondan seyrediyor adam. Kayıt ettiği için. Evet. Kayıt ediyor ve buradan seyrediyor seni. Sen şuradasın. Yani o an görmüyor. Yani o çok acayip geliyor bana. Ya oradasın sen. Şu o anda oradasın. Adam orada söylüyor. Şu gözlerle onu görüp seyretmektense sen televizyon yani telefonun ekranından seyredeceksen o zaman YouTube'u aç oradan seyret. Tabii doğru. İşte doğru. O şey hocam ben de buradaydım. O abi tanık tamam ettim. Yani ya belki birkaç saniye çekilir de abi tüm konser çekilir oradan seyredilmez evet, yani. Ya, evet. Bir dakika çek hadi hatıra olsun ama tüm konseri oradan seyrediyorsan internette var zaten benzeri. Evet doğru. Senden daha iyi çekenler var hatta. Tabii daha profesyonel. Daha profesyonel çeker. Yani o bana saçma geliyor abi. Tadını çıkartmak her şey de böyle yani F1'e gidiyorsun yarışa. F1'de zaten adam bir saniyede geçiyor ya vın diye geçti. Ya onu zaten sen yakalayamazsın. Gözünden seyret geçsin gitsin yani. Bir daha bu ne? Tabii yani. Burada var bazı arkadaşlar da isim vermeyeceğim. Bir dakika gelmedi. O kayıt yapan arkadaşlar. Bazı arkadaşlar var. Gelmedi diyor aslında geçmiş ya. Sakal senin şeyine gelmişti işte programına gelmişti. Bütün geceyi telefondan bize seyrettirdi. Yani gerek yok buna. Gerek yok. Seyret, tadını çıkar. Göz göze gel sanatkarla. Tabii. Sakal bu hafta da geliyor. Bir şey soracağım sakal şimdi. Sakal bu hafta daha yok abi gelemez abi. Hakan bir şey soracağım. Şimdi seni programa konuk edeceğimizi sevgili arkadaşım İsmail Bozkuş. Dadaş İsmail biliyorsun. Eyvallah. Selam olsun. Buradan Dadaş'a da selam olsun. Selam olsun. Dadaş dedi ki ben Hakan Altun'un bütün şarkılarını çok seviyorum. Bir tanesinde çok fena kılın dedi. Niye dedim? Manitaları çok havaya sokuyor dedi ya. Hangisi dedim? Hangi şarkı? Aşk lütfen gel. Sev beni sev. Güneşim, yıldızım olmaya gel. Aşk sensin. Aşk başkası yasak. Bak diyor herhangi bir manitaya falan da sinyal de yok diyor. Yani Hakan abi dedi burada şimdi. Yeni bir şarkı, dedi, yeni bir şarkı mı bu? Yok eski şarkı. Ha, eski bundan şarkı. Dedi çok dedi ben şeyim dertliyim. Dinlemesin dedi. Abi. Ay, dinliyorum canım çok sıkılıyor dedi. Bu dedi Hakan abiye bir sor. Dinlemesin bu şarkıyı dedi. Neden yaptı? Şu niye yaptı? Söyleyemedim. Şu saatten sonra o şarkıyı artık geri alamaydı. O kayda girdi. O artık geçti. Geçti. Evet. Abimin adı neydi? İsmail. İsmail abi. İsmail abi bu şarkıyı geldiği zaman ileri al abi. Dinle. Atlar. Böylece bu konuyu da halletmiş olduk. Can abi. Peki şey var mı Hakan? Şimdi canlı performansa çıktın ya mesela. Hala beni... Aşağıdan böyle bir katılma. O sanatçıyı mutlu ediyor değil mi? Ya Zafer abi çok uzun zaman olmadı. 9 Eylül biliyorsun İzmir'in kurtuluşuydu. Evet doğru. Ve ben İzmir'in kurtuluşunda İzmir'de fuarda 100 bin kişiye şarkı söyledim zaten. Allah aşkına. Vallahi ya. Evet gerçekten. Ne kadar güzel ya. Vallahi abi. Orada marşlar okuduk. Gerçekten muhteşem İzmir seyircisi çok başka yani. Çok acayip. Acayip bir müziksever onlar. Kendi sesimi duyamadım biliyor musun abi bir ara? Bak ciddi söylüyorum şey. Öyle bir hani yine kullanıyoruz ya biz abi. Aynen 100 abi 100 bin kişi yani. Bazen futbolculara da hak veriyorum biliyor musun? Hani adamın ayağı kilitlenir arkadaş. Yürü diye 100 bin kişinin yürü dediğini. Topu ıskalaması gayet vallahi doğal ya. Sesimi yani. Duyamadım. Sen şeye mi karşısın abi? Mikrofon uzatmasına karşı mısın sanatçının? Hayır değil. Ha.
Niye karşı olayım? Ne bileyim. Sanki öyle bir şey aldım hayır, senden. O niye başka o? Bir ruh. Yani mesela bir insanın... Ben nakaratları mesela hep söyletirim biliyor musun Zafer tabii, abi? Tabii. Çünkü zaten insanlar da seni, oraya, seni seviyorlarsa senin şarkılarını söylemek istiyor. Peki abi yani o şarkıyı ben söyleyeceksem o zaman Hakan'a ne gerek var? Hayır. Şimdi mesela... Abi seninle göz göze gelip söylemek tabii. Var ya mesela. Hı. Atıyorum. Ben şarkı söylemediğim siz, için. Ama sizin de mesela gösterilerinizi... İnsanlar bir kere mi izliyor zannediyorsunuz? Hayır, yok, sürekli izliyor. Abi. Neden? Evet. Canlı performansta zaten senin aslında bir önceki oyunu galiba biliyor. Ama evet. Yine orada yine yeniden, başka... Evet. Ha, o işte o galiba bizimki de. Evet. Hani benim işte aşık olduğum ya da oynadığım, sevdiğim şarkıyı karşıdaki kadın ya da erkek şarkıcıyla beraber söyleyeceğim nakaratı. Evet. O kafa bence. Evet. Mevzu orada mesela daha da büyüyor gibi geliyor. Yani sadece... Bizde değil yani Avrupa'da da öyle, tabii. Dünyada da öyle. Tabii, abi. Adam tabii. Mesela çok sevdiği bir rock şarkıcısının konserine gidiyor. Adamdan önce şarkıyı patlatıyor. Hı-hı. O ne demek? Yani ben baba senin şarkılarını biliyorum, seviyorum tabii. Ve bak biliyorum. Tabii. Hüsnü'de mesela öyle bir şans yok. Abi, klarnete klarnetle eşlik eden oluyor mu mesela sana? Hadi be. Bazen çıkıyor mu bir yerden baba ben de zaptlatacağım abi sen diye. Zaptlatacağım dedik mi abi ya? Abi sen... Bak Hüsnü'nün yanında klarnet çalacağım diyen adam... Baba müsaadenle bir zartlatacağım diye koruya girmesi lazım. Ayıp yani. Yok soruyorum. Müsaade istemesi. Evet. Valla. Oluyor mu hiç öyle? Klarnet çalan var mı diyorum. Birçok el kalkıyor. Kimin klarneti yanında diyorum. Beşte bire düşüyor tabii. Evet. Hadi bir ara alın klarneti biz de diyorum. Aradan sonra bir harmandal çalalım. Hep tamam. Diyorum. Evet. Çok güzel. Öyle. Ha klarnetle gelen oluyor yani hazır. Düşünsene abi. Tiyatroda aynı şeyin olduğunu. Adam Hamlet oynuyor orada. Tam en güzel, tam şehrin flüt mü der, şehrin geldiği tren yerde atıyor. Seyirciye bırakıyor. Olmaz. Olmaz. Güzel bir örnek var. Çok güzel bir örnek. İşte hadi sizle. E tamam da baba en biz sen, ben senin orada yükselmeni bekliyorum. Tabii önce bir yağla, bir hazırla. Senden bir duyalım. İkinci bölümde. Ayı Bey'i söyledi mi en azından? Tabii tabii. Yani, yanına kadın birincisini söyledi. Başka yere gidiyor. Evet başka yere gidiyor. Benim konuyu değiştirelim. Program diye çağırmıştınız siz bu ya. Bu son program. Tabii. Hayır bir dakika. Son bir dakika. Bir dakika konuyu değiştirmek değil de konuyla bağlantılı bir şey soracağım. Sonra. Bundan yıllar önce Bergama'da zannediyorum klarnet kampı düzenledin. Evet. Şimdi bu gerçekten çok ulvi bir iş abi. Yani kesinlikle. Türkiye'de değil dünya çapında bir klarnet sanatçısı klarnet kampı etkinliği düzenliyor. Hı-hı. Araziyi kendi buldu. Meyve ağaçları var, havuzu var, mutfağı var, her şeyi var. Çocuklar çadırınızı kapayın gelin çadırınızı kurun. Burada hep beraber klarnet çalalım diyor. Bu... Klarnet kampı hala devam ediyor mu yoksa ne yaptın yani şu anda abi pandemi falan bir durum bekleyelim durumunda mısın? Edemiyor abi. Çünkü vallahi. 4 sene yaptık. Bir arada olan bir şey. Bir de klarnet enstrümanı öyle bir şey ki bazen şimdi düşün mesela darbukayı. Aa bakayım darbukanı dediğinizde düm elini değiyor. Aa backing güzel mi acaba dediğinde biz klarnetçilerin maalesef öyle bir derdi vardır. Mesela atıyorum Hakan abi de klarnet çalıyor. Ver bir bakayım Bekine diyor. Adam üflüyor. Hayda. Sonra sen üflüyorsun. Ben hayatta yapamam o işi. Ya. Demek ki ben onun için klarnetçi olamam. Benim klarnete uzandığı zaman... Sen yapıştırıyorsun diyor. Bırak klarneti beni. Yok bir de çok... Ay klarnet kırılır. Duduk yani. O yüzden 2 senedir yapamıyoruz. Üzgünüz. Artık içimizden böyle bir kabardı böyle klarnet kampı aşkımız. Var mı üstü böyle aradan mesela hakikaten... Böyle ulan vay be olacak dediğin adamlar çıkıyor var, değil mi? Var var en küçükleri vardı zaten. Evet ya. Kampa... İlk geldiği zaman acaba dedim bu oğlanı getirmesek mi kampa dedim ya. Yani gelen insanların şevkini kaçıracak. Adam 65 yaşında Kanada'dan klarnetini almış, valizini almış. Gelmiş, Türkiye'ye geliyor. Kampa geliyor yani. Veyahut işte genç bir adam işte yeni klarnet almış. Kimi çalıyor? Küçücük bir oğlan geldi. Erdenay. Aa kendi klarnet kadar zaten. Bir çalıyor. 10 yaş. Benim ağzım açık kalıyor ki zaten diğer klarnetçiler klarnetlerini satmıyor. Hani adam ben buraya niye geldim ki ya bu küçük hiç. Olan bile falan derken sonra baktım ki öyle değil aslında. O bir taraftan şevk de katıyor yani falan. O inanılmaz olacak kesinlikle. Bir de kampımızdan çıkan gerçekten böyle içime sinen 4-5 arkadaşım var. Kimse kusura bakmasın ama böyle olacağına inandığım güzel anlar yaşadım. Şey devam ediyor mu Erdenay? Devam ediyor. Ha devam ediyor. Devam ediyor. İyi. Yaşar Bey, niye kutluyorum biliyor musun? Ve çok mutlu oluyorum. Rahmetli Numan abi hep derdi ki sanatsal anlamda bildiğini öğretmeden
Hakka yürüyen adamlar dedi, köküne büyüyen adamlardır. Ağaç gibi. Hmm. Hayır, köküne. Evet. Yani sadece kendine faydası kimi var. Kimi ağaçta öyledir. Evet. Ha, kimi ağaçta öyledir hakikaten de... dediğin gibi. Kimi de dedi yukarıya doğru açar. Dal verir, başak verir, birilerine el verir, yetiştirir. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle adam olmak önemlidir. Hakikaten sen de o anlamda çok kıymetli bir adamsın. Eyvallah. Onun için helal olsun sana. Vallahi bir daha. Yani çünkü böyle bu kadar işin gücün arasında abi ben bir klarnet kampı yapayım. Evet. Çalmaya hevesli olan insanları toplayayım. Gelsinler çocuklara bunları öğreteyim, yetiştireyim, el vereyim, bildiğimi öğreteyim. Çok büyük bir meziyet. Bir gerçekten. Bir dahaki klarnet kampına size katılırız. İki tane klarnet ayarlayayım. Çadırınızı da ayarlayayım. Ben kendi klarnetimi kendim getiriyorum. Ona hiç değmez.
tertemiz duyguları geç de olsa öğrendim. Kapanmaz yanayım, gece gündüz kanarım, göz göre göre yandı yıllarım. Gönlümde açan gonca gül olmadan kırıldı. Seninle senin bu yorgun biliyorum. Abi finalde de ben finalde bir katkım olağanüstü hocam. Tüylerim diken diken oldu. Tüylerim böyle diken diken oldu. Sevgili arkadaşlarım vallahi o güzel kadar güzel çaldınız tebrik ederim. Sağ olun. Özellikle Zafer abi göz müthişti. Eksik olmayın. Zafer abi muhteşem bir performans. Hem de 100. yani 100. programımız münasebetiyle bizi yalnız bırakmadınız. En azından buradan bizi izleyen dostlarımıza karşı mahcup olmadık. Akıllı ol Hakan Altun. Akıllı ol Hüsnü. Hüsnü yoktu. Akıllı ol Zafer Algöz, akıllı ol Hakan vardı. Hüsnü sonradan dahil olduğu için yırttı. Yırttı. Eğer başından beri dahil olsaydı Hüsnü gelmeyeceksen söz verme gibi Allah'tan o mevzulardan yırttı. Ben tekrar özür dilemek isterim biraz geç kaldığımız için. Ama %100 buradayız. Evet abi. Çok güzel bir program oldu gerçekten. Olsun, geç kaldık ama. Geç olsun güç olmasın. Aynen. Baba %100 programımıza katkı verdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Ne demek abicim. Nice yüzümler olsun. Büyük vokalist, büyük enstrümanist sevgili Can Yılmaz'a. Hakan Altun'a, Hüsnü Sembel'e. Allah söyletti nice yüzyıllar olsun dedim. Nice yüzyıllar olsun. Yüz programlar olsun diyecek. İnşallah 100 yaşında da şarkı söylersin. İnşallah. Sen de klarnet çalarsın. Eyvallah. Zafer abi de inşallah davulda çalarsın. İnşallah. Hocam inşallah hep beraber oluruz abi. Sevgili Can hocam. Yüzyıllık programımızı kapatma şerefini size bırakıyorum. Bitiyor mu abi? Biz de bu arada bir Beyoğlu'nda gezersin yağlayalım da hani millet bir istiyor. Sevgili dostlar tamam abi. Tamam. Finale bağlıyorum. Hadi hocam. Sevgili dostlar 100. programımızda sona geldik. Sevgili dostlarımız bizi kırmayarak 100. programımızda bize davetimize icabet ettiler. Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Aydın kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Bize bu programda katkılarından dolayı The Sakal of the World, Mehmet'im ve Yunus'a ve Aydın'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olsunlar, var olsunlar. Darbukasıyla Cem Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Çünkü Cem Yılmaz'ın darbukasını evden... Gıyabında. Darbuka için Cem Yılmaz'a da çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Haydi bakalım bir de yolunda gelirsin yapalım ya. Be. Hadi. İçin beni güzelsin.
kalır, esen kalır. Peki bir şey söyleyeceğim. Söz vermedik size veda için. İkinci kubbesi vardı bunun. Bitti hocam, ikinci kubbeyi bırak. Arkadaşlara söz vermedik. Hani bir hoşça kalın, görüşürüz, bir şey demediler. Diyelim mi? Diyelim. Tabii. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Burada olan burada kalır. Durdur bari. Durdur. Onun önüne sen. Yanlış mı söyledin? Ya burada olan burada kalır. Doğru. Evet sevgili konuklar. 99,5, 99,9 derken %100 programımızda sizlerle beraber olduk. Çok kıymetli sanatçı arkadaşlarım, sevgili Hakan Altun, sevgili Hüsnü Şenlendirici, Aydın Kara ve vokalde Türkiye'nin en büyük sesi sevgili Can Yılmaz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, esen kalın, hoşça kalın. Astrolojisimiz Zafer Algöz, değerli abimiz Can Yılmaz'a sonsuz teşekkür ederiz davetlerinden dolayı. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık. Baba bir de kanalımıza abone olsun. Yardım be abi. Sen buraları toparla ya. İşte bu. Sakal şu darbuka kırılmadan alıyorum.